eğitimin sosyolojisini çok çalışan bir hocayım. Bir tane doktor alanlarından biri de antropoloji. Sosyoekonomik sınıfların geçişliliğine çok önem veren ve bu konuda da çok çalışan birisiyim. Sana çok güzel bir şey söyleyeceğim. Amerika ile Türkiye'yi mukayese ettiğinde Türkiye çok daha fazla mobility diye tanımladığımız sosyal sınıflar arasındaki geçişkenliği olan en belki de en iyi ülkelerden bir tanesi. Aa, <laughs> Nedenini sana söyleyeyim. Bak biz son dönemlerde daha çok de özel üniversiteler, özel okullar çıktı ama bu anlamda bizim bir öğrenci normalde Anadolu'dan gelen bir öğrencinin herhangi bir şekilde başka bir e, belli bir şekilde üniversiteye geçişi ayarlanması olsu, bu su çok daha rahat. Eğer sen başarılıysan, belli bir zeka seviyesine sahipsen, senin bu anlamda belli bir şekilde e, sınıflar arası geçişin de eğitime ulaşımın da daha kolay. Ama Amerika'nın mesela öyle değil. Amerika'da inanılmaz derecede e, gerçek anlamda şimdi işte e, uğraşıyorlar, çözmeye çalışıyorlar ama Amerika'da inanılmaz bir Almanya'da falan inanılmaz bir gruplaşma. E, o e, gruplar arasındaki geçişken inanılmaz zor. Eğitim birçok anlamda birçok şeyi başarmak için inanılmaz büyük bir fırsat. Asansör görevi görüyor. Ama mesela başka yerlerde İngiltere çok zor. E, Amerika Kanada, bunlar inanılmaz Almanya gibi ülkeler veya işte Avusturya gibi ülkeler inanılmaz zor. İtalya gibi ülkeler yanında, ya da Latin anlamda gördüğümüz bütün frankofon diller, İspanya falan hepsi inanılmaz zor. Ben bunu çünkü çok komparatif dediğimiz karşılaştırmalı eğitim araştırmaları yaparken hem bunu ilkokul hem orta hem de üniversite seviyesinde bunları ne kadar zor olduğunu gördüm. Sadece niş gibi yapıyor. Çok az belli bir oranda yapıyorlar. Bak şimdi üniversite alımlarında da öyle yapıyorlar. İşte bu kadar e zenci alacağız. Bu kadar işte etnik gruptan birilerini alacağız gibi. Ha, yani başarı yerine o checklistleri yani o tikleri doldurmak için şu kadar zenci, şu kadar Asyalı, şu kadar Rus. Böyle mi? Başarıya göre değil mi? Nasıl? Miş gibi sadece. Anladın mı ne demek istediğimi? Hani bu anlamda black e, hani black lives matter matter yani gerçekten yani o anlamda eee colored diye tanımladığımız, renkli dediğimiz işte, işte bunların arasında a, Asyalı da olabilir, bunların arasında kızıl de olabilir. Amerika'nın bütün kültürel altyapısı içinde bakadığımızda ve değerlendirdiğimizde senin aslında oradaki başarına göre eşit değerlerde değil, miş gibi şu kadar bir percentage'de yani bu kadar bir oranda bunu alıyoruz gibi değerlendirerek alıyorlar. Anladın mı ne demek istediğimi? O yüzden aslında yani e, şimdi bütün bunların bütün bunların e, raporları çıkmaya başladı. Bu raporlar açıklanmaya başladı. O yüzden bunlar hiç öyle göründüğü gibi değil. Anadolu'nun herhangi bir yerinden tüm buraya bak o anlamda e, erişebilirlik anlamında eğitim eşitliği et, eğitim ulaşılabilirliği anlamında çok büyük fırsatlar var. Bu anlamda bunu e, hani e, küçümsememek lazım öyle söyleyeyim. Bunu çok iyi biliyorum. Bunu çünkü çok çalıştım, çalışıyorum da. Ve bunu da net olarak görebiliyorum öyle söyleyeyim. Şu anda zaten işin içindeyim. Bu sene bile Türkiye'den aldıkları kotalarda bile öğrenciyi başarıyla almadılar. Bazı öğrenciler sadece belli bir Etnik kökeninden dolayı veya işte belli bir e, altyapısındaki farklılıklarından dolayı alınabiliyor. O yüzden bunlar önemli konulardan biri. Aslında fark etmiyoruz ama çok düzgün bir sistemin içindeyiz. Bizim için kötü gözüküyor. Kendi içinde bulunduğumuz için ama aslında bizim eğitime ulaşırlığımız daha eşitlikçi. Öyle söyleyeyim sana.